Merhaba arkadaşlar. Android tasarlamaya da ilgili bugün ilk dersimizi yapacağız. Evet, alışılmışın dışında bir şey yapalım dedik ve Android sistemde Android programı Android sistem üzerinden programlayacağız. Bu nasıl olacak? Android IDE, IDE for Java C++ da diyor. Tabii C++, Java ve Android programlamamızı yarayan bir program. Şöyle mesela buradan izleyebiliriz, değil mi? Küçük bir video hazırlamışlar bizim için. Programın temeli aslında şuna dayanıyor. Öğretme üzerine. Yani size adım adım neye basarsanız ne olacağıyla ilgili bir ilerleme aşaması var. Gördüğünüz gibi. Evet. Tabii çok temel gidiyor. Hani belli bir süre ilerlemesi için de para istemeye başlıyor. Parası biraz tuzlu olduğu için. Evet, sonra da tasarlamaya geçeceğiz. Biz bu kısımla başlayacağız. Evet, nasıl create yapılacağı, design ile ilgili. Evet, bir ek programı daha var. Onu da indirsek güzel olacak. Evet, kod. Programın güzel tarafı şu. Mesela this nokta yazdı. Bütün işte olabilecek durumları bize yazılabilecek bütün fonksiyonları yaptı. Yani tamamlıyor programın eksiği kalan yerlerini. Ve direkt compile ediyor, build ediyor, derliyor. Ondan sonra da üzerinde çalışması rahat oluyor. Evet. Programı buradan indiriyoruz çok basit bir şekilde. İsterseniz gene aynı sistemin şöyle bir programı daha var. Bu da işte kolay bir şekilde buton ekleme, ondan sonra işte layoutları düzenleme, yani uygulamamızın görüntüsünü düzenlemeye yarayan bir araç. Mesela buradan gördüğünüz gibi adam butonları ekleyebiliyor, text ekleyebiliyor, onu editliyor, arka planını düzenliyor. İşte bayağı pratik bir şey bu da. 4 dakikalık bir videoymuş. Biraz hızlandırabiliriz belki. Böyle bütün seçenekleri. Evet. Bakın neler yaptı. Oraya bir tane yeme içmeyi bekledi. Evet. Bu layout'u düzenledi. Bakalım en son ne yapmış. Tabii bunu kodlar yardımıyla yapabilirsiniz. Bu sadece işimizi birazcık daha kolaylaştırmak için. Sadece Android IDE ile de yeterli. Bu ücretli bir uygulama. Evet, tekrar biz geriye dönelim. Bizim uygulamamıza. Evet. Aç diyelim. Ben en son bir proje üzerinde çalışıyordum. Daha doğrusu video hazırlamaya çalışıyordum. Onlar kalmış. Neden sildiysem artık sildim. Evet. Bakıyoruz. Kaydet. Mesela en son yaptığım şeyi. Buradan şöyle yapıyoruz. Kapatalım bunların hepsini. Üzerine basınca Close All. Evet, buradan geldim. Evet. Create New Project deyip buradan New Android App. Buradan isim veriyoruz. Ben buna bir isim verdim az önce yaptığım gibi. Ne demişim ona? Test ismini vererek bastığımızda
karşımıza direkt şunu çıkartıyor. Ve diğer taraftan bunun layout'unu bizim için hazırlıyor. Resources, layout, main, XML. Evet. Şu şekilde karşımıza getiriyor. Sol tarafta da gördüğünüz gibi search yapabileceğiniz, işte ondan sonra edit dedikten sonra, evet bakalım, documentation ne demekmiş? Oo, buradan da bize bilgiler veriyor. Hemen Android sitesine bağlanarak develop.android.com sitesinden oradan bilgiler veriyor. Karşımıza böyle bir tane text view olan, main XML olan bir şey çıkartıyor. Bakalım bunu değerli ettirelim. İlk programımız değerlediğinde karşımıza ne çıkaracakmış? Kur diyoruz. Test. Test diye bir program kurdu. Aç dediğimizde evet, Hello World main activity yazan bir yazı karşımıza çıkardı. Şimdi bunu nasıl kullanacağımızı ileriki bölümlerde inceleyeceğiz. Hep beraber görüşürüz.